Tüpraştaki düşüşü neye bağladığınızı sormuşlar. Neden tüpraş düşüyor demişler. Aslında e, şu an mesela bugünkü e, düşüşte e, ile ilgili e, beklentileri karşılamadı e, yöndeki e, algı piyasada satış oluşturdu. Satış baskısı oluşturdu. E, ama e, şunu unutmayalım. E, geçtiğimiz günlerde e, ilgili birçok kurumun e, Hedef seviyesini 300 fiyat seviyesinin üzerine çıkartmıştı. Bunlar halen geçerlidir ee, ve e, bu sektörde de e, baktığımızda rafineri marjlarındaki e, yukarı yönlü hareketlilik, o, bu hisselerde e, yükselişin devam etme ihtimalini e, bize e, arttırıyor Bence e, bu tarz hisseleri e, böyle geri çekilmelerde bir alım fırsatı gibi. Değerlendirmekte e, fayda görüyorum. Burada ki en ince nokta bu tarz yorumları yaparken e, piyasalarda genel bir düşüş eğilimi oluşması durumunda burada yapılacak çok fazla bir şey yok. Yani tüpraşta, bankalarda, birçok hisselerde biz e, hep sürü halinde bir geri çekilmeyi göreceğiz. Yani burada yapılacak bir şey yok. Yani bunun dışında. Piyasadan e, bağımsız bir şekilde aşağı gelmesini ben açıkçası çok fazla beklemiyorum. Piyasada bir geri çekilme, yurt dışına paralel olarak bizde de bir ayak uydurma başlaması durumunda, e, tüpraş gibi birçok hisse senedinde de biz e, iyi olsa da beğensek de e, geri çekilmeleri göreceğiz. Ama şu anki e, tüpraştaki geri çekilmeye ben baktığımda e, tahtanın detaylarında, çok fazla böyle aşırı bir para çıkışı yok arkadaşlar. Bilançosuna da değerlendirdiğimizde aslında mevcut koşullarda fk'sı şu anda son şeye göre 12 civarı aslında çok da kötü sayılmaz. Piyasa değeri, defter değeri 392 civarında. Yani bu senedinin aslında şu anda yukarı yönlü yükselişin Orta ve uzun vadede devam edebileceğinin ben e, algısını e, e, yani bende öyle bir algı oluşuyor. E, özellikle hissede e, geri çekilmelerde para çıkışının olmaması ve burada e, orta vadede bu hedef seviyelerini hatta e, ben önümüzdeki süreçte bu e, hedef seviyesi 300 liranın üzerinde e, hedef seviyesi veren şirketlerin e, hedef seviyelerini revize etmesini de bekliyorum. Ee, ama bu tabi bu fiyatlara yaklaştıktan sonra olabilecek bir şey. A ama bunu şimdiden e, buradaki para hareketlerine bakarak, trend hareketleri ve bilançodaki e, hareketler ve e, şir e, bilançodaki bu rafineri hareketleri, yani rafinerin marjlarındaki artışın devam edeceği beklentileri e, aslında e, bilançonun e, sürpriz yapma ihtimalini de önümüzdeki e, süreçte arttırıyor. O yüzden e, ben orta vadede ve uzun vadede e, çok iyi yatırım araçlarından bir tanesi olduğu e, kanaatindeyim. Eee Tüpraş'ın. O yüzden e, ben beğeniyorum. Kısa vadede de dediğimiz gibi geri çekilmeler bir alım fırsatına dönüşebilir. E, özellikle burada 234'ün altına inmemesi gerekiyor. 2.34'ün altına inmesi durumunda burada e, biraz daha düzeltmenin e, dozu artabilir. Ama bu da aslında bana göre yeni bir alım fırsatı oluşturur. E, biraz daha burada yatırım yapmaya yönelik yatırımcıların e, bunları, bu tarz fırsatları değerlendirmesinde fayda görüyorum. E, bu ise de 2.54 direnç seviyesi burası kırılması durumunda ise bu düzeltmenin çok yüksek ihtimalle bittiği anlamına gelecektir. 254 seviyesi kırılması durumunda e, önceki zirvesi yani 260'ların e, tekrar denenip e, üzerine çıkma ihtimali çok e, artacaktır. Dediğim gibi 254 seviyesini yukarıda takip edeceğiz, aşağıda da e, 235 seviyesinin aşağıya kırılmaması gerekiyor. 235'e kadar olabilecek geri çekilmeleri biraz daha makul piyasa koşullarına bağlı olarak normal karşılayabiliriz.